Flash projelerinizde grafikler ve şekiller dışında metinleri de kullanmak isteyebilirsiniz. Flash'ta metin alanları yaratabilmek için Text tool'u kullanırız. Araçlar çubuğundan Text tool'u seçelim. Flash'ta kullanabileceğimiz üç farklı metin alanı türü var. Bunlardan ilki static text, ikincisi dynamic text, üçüncüsü de input text'tir. Statik text'ler zaman içerisinde değiştirilemeyen textlerdir. Statik text'leri programlama dili olan Action Script ile değiştiremeyiz. Eğer bir metnin zaman içerisinde Action Script ile değiştirilmesini istemiyorsak ve filmin başından sonuna kadar aynı şekilde kalmasını istiyorsak, yaratmamız gereken metin türü Static Text'tir. Kullanabileceğimiz diğer iki metin türü ise Dynamic Text ve Input Text'tir. Dynamic Text'ler, Action Script ile hesaplamış olduğumuz değerleri kullanıcılara göstermek için kullanmış olduğumuz alanlardır. Input text girdi metin alanları ise kullanıcılardan veri almak için kullandığımız alanlardır. Bu tür alanları kullandığımız zaman kullanıcılar ilgili alanın üzerine tıklayıp metinlerini girebilirler. Şimdi static text'i seçerek ilk metin alanımızı yaratalım. Metin alanımızı yaratmadan önce metnimizin hangi aileye, hangi family'ye ait olduğunu, stilini, boyutlarını ve rengini belirleyelim. Sahne üzerine gidiyorum ve ilk metin alanımı yaratıyorum. Metin alanı yaratırken kullanabileceğim iki farklı yöntem var. Bunlardan öncelikle ilkini görelim. Sahne üzerinde metin nereden başlamasını istiyorsak gidiyoruz ilgili alanı tıklıyoruz ve metnimizi yazmaya başlıyoruz. Dikkat ederseniz metine, metin alanı içerisine metnimi girdikçe yazmış olduğum metin alanı genişlemektedir. Yaratabileceğim ikinci tür metin alanı ise daha farklı bir özelliğe sahip olacak. Öncelikle şu anda metin aracı içerisindeyim. Metin aracından çıkmak için, araçlar çubuğumdan Selection Tool'u seçebilir ya da klavyemden ESC tuşuna basabilirim. İkinci türde bir metin alanı yaratmak için, metin alanın türünü yine Static Text olarak belirliyorum. Ancak bu sefer sahne üzerinde metin alanı yaratırken tıklayıp, bir alan olarak oluşturulmasını sağlıyorum. Bu şekilde bir metin alanı yarattığımızda, Yazmış olduğumuz metin alana sığmadığı zaman otomatik olarak bir alt satıra geçecektir. Dikkat ettiyseniz bir önceki metin alanında yazmış olduğumuz metin metin alanını genişletmekteydi. İkisinin arasındaki farkı gözlemlemek için elinizde metin aracı varken öncelikle ilk metin üzerine gelip tıklıyorum. Metin alanının sağ üst köşesindeki daireye dikkat edin. Metin alanında böyle bir daire olduğu zaman bu metin alanı siz metni yazdığınız zaman genişleyecektir. Alt taraftakinin içerisine tıklıyorum. Metin alanının sağ üst köşesinde bir dikdörtgen olduğu zaman bu metin alanı bu alan içerisinde metinlerimiz bu alan içerisine sığmaya çalışacak. Eğer sığmazsa bir alt satıra otomatik olarak geçecektir.